Şimdi olaya ben iki boyuttan bakıyorum. Şimdi çok geri gitmeye gerek yok. Devlet ne plan tuttuysa uygulasa tutmadı bir türlü. Değişik değişik planlar uygulamaya çalışıyor. İşte son Cemevlerin gezmesinden, işte 400 sene Genci Hacı Bektaş'ta kamp yapacağız, 300 sene dedeyi Kerbela'ya götüreceğiz. Bunlar gibi planlar, projeler. Bizleri de aradılar. Biz de olumsuz cevap verdik. Çünkü önce samimi olalım diyoruz. Cemevlerin yasal statüsü verilsin. Gerisi hepsi olur. Şimdi binayı yapıyorsun, temeli yapmadan çatıyı kuruyorsun. Kardeşim çatı çöker. Temeli bir yap ya. Cemevlerin yasal statüsünü ver. Tanrı ibadethanı olarak geçir. Şimdi gelelim son İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge. 81 il valisine gönderdi. Ne dedi? İşte Muharrem ayı geliyor. Alevlerinin iç içe olun. İşte oruç açma yemeklerini verin. Gidin, davet edin falan filan. Buna istinaden Alevi kurumları hemen ikinci günü 28 Haziran'da genelge yayınladı İçişleri Bakanı. 29'da Alevi kurumları ne yaptı? Bir basın açıklaması yaptı. Bunu da yayınladı. Şimdi benim aklıma şu geliyor. Bu basın açıklamasından sonra Muharrem'in birinci gününde Cemal'e saldırı oluyor. Ve İzmir'den geliyor, Ankara'yı çok bilmeyen biri. Ve 4 tane Cemal'e aynı anda. Şimdi ben bu plansız demem ben buna. Şimdi iki boyuttan bakıyorum dedim nokta bir. Bir, acaba devlet, İçişleri Bakanı, ya bak biz size yaklaşıyoruz işte oruç açma yemeklerini veriyoruz gelelim gidelim siz kabul edin reddediyorsunuz. Bakın başınıza böyle şeyler de gelebilir anlayışından mı bu planlanıyor? Birinci soru bu aklıma geliyor. Hatta biz burada basın açıklamasında yaparken şunu dedik. Eğer devlet bunu açığa çıkarıp arkasındaki güçleri bulup kamuoyuyla paylaşmasa bu suça ortaktır. Yani bu öyle geçiştirmene bir iki kişi gelmiş kendini bilmez sandalye diyor öyle olmaz. Bunları bulacaksın arkasındaki güçler kimse bunu kamuoyuyla paylaşacaksın gerekli cezayı vereceksin. O zaman biz diyelim ki samimi ama sen bunları yapmadığın sürece bu suça ortaksın diyoruz. Yani bu tür böyle basit şeylerde de korkmuyoruz. Gereken tepkilerimizi alıyoruz. Ama şunu diyoruz. Bu ülkede yaşıyoruz. Yani bir cemaatler bunları planladılar, getirdiler, oraya tarif ettiler. Aynı saatte bile. Yani planlı değil demek bir defa elde değil. Aynı saatte nasıl yapıyorsun? Yani korkutma imparatorluğu mu? Nedir, neyin nesidir? İşin özüne gelirsek, eğer devlet samimiyse, İçişleri Bakanı samimiyse, öyle dün bir kişi yakalandı, bugün iki kişi yakalandı. Sorgulayın olmaz kardeş. Kim bunların arasındaki güçler? Bunları kim getirdi, kim yaptı, kim ettirdi? Finansmanı kim sağlıyor? Çıkaracaksın ve cezalandıracaksın ki biz de diyelim ha demek ki Sami. Şimdi dün iki tane bekçi göndermişler. İşte Cemal'in güvenini sağlayacağız. Ya biz zaten güvenini kendimize sağlıyoruz. Bizim güvenimizi sağlayan Yaradan Mevlam'dır. Erenler evliyalardır. Çok da sizin güvenize ihtiyacımız yoktur. Samimi olun yeter diyoruz. Şimdi bu saldırılarla ilgili olarak söylemek istediğim şey Aleviler 72 milleti bir nazarda gören canlardır. Ankara'da yapılan saldırılar ise sadece Alevilere yapılmış bir saldırı değildir. İnsanlığa, Türkiye Cumhuriyeti'nin barışına yapılmış bir saldırıdır. Bu nedenle tepkiler sadece Aleviler tarafından değil, bütün toplum tarafından verilmelidir. Ne zaman ki biz bu toplum olarak tepkilerimizi hep beraber verirsek, bir daha toplumsal barış ve huzurumuz bozulmayacaktır. Bu nedenle bu olayın açığa kavuşması sadece faillerin yakalanmasıyla ilgili değildir. Bu olayın açığa kavuşması için mutlak ama mutlak suretle bu olayın arkasında kimler vardır? Onlar tespit edilmeli ve hukukta yargılanmalıdırlar. Aleviler yıllardır, 10 yıllardır, 100 yıllardır öldürülmüştür, katledilmiştir. Ve bu halen saldırılarla devam etmektedir. Bu nedenle devlet ve insanlık en kısa sürede ama en kısa sürede yüzleşmeli ve kesinlikle helalleşmelidir.